Kültür Radyo Televizyonu ekranlarında hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Bu bizim ilk programımız. Programımızın adı Rıza Sönmez'le Mevzu Bitmez. Çünkü Rıza Sönmez'in konuklarının mevzusu bitmez. Sakin bir program yapacağız. Çünkü masada cinayet aleti olabilecek olan bazı araçlarımız var. Ve bu araçlarımızın yaratıcısı, üreticisi de burada. Ezel Akay, Sinan Tansal, hoş geldiniz. Şimdi iki konuğumuz da enteresan konuklar. Konuklarımızdan biri aldığı eğitimi 4-5 gün yapıp hobisini ana işine dönüştürmüş. Sorumluluk sahibi biri değil. Çünkü eğitimini tamamladıktan sonra sürdürmemiş. Ailesini biraz hayal kırıklığına uğratmış başlangıçta. Diğer konuğumuz sorumluluk sahibi çünkü hekim, diş hekimi. Diş hekimliği okuduktan sonra da bırakmamış diş hekimliğini. Arada müzisyenlik yapmış, Mavi Sakal grubunda hala devam ediyor. Ve bir de bıçak tasarımcısı. Evet, işte buradan diş hekimliğini sevmediğim çıkabiliyor. Ama sorumluluk sahibi yapıyorum. Evet. Yapıyorum yani. Evet. Hala da yapıyorum. Bıçaklara geleceğiz ama Ezel Akay'la başlayalım. Sondan başlayalım. Bıçakla bağlantısı var çünkü son. Evet. Aşçı ve prenses. Ah ne güzel. Biraz söz et bize. Çünkü Ezel Akay'ı yani olağanüstü filmlerden biliyoruz. Birazdan VTR'den çeşitli görüntülerle hatırlatmalar yapacağız. Türkiye sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri. Sinemanın seyirciyle ilgili bir sanat olduğunu, olabildiğince çok seyirciyle buluşması gerektiğini düşünen, bu sorumlulukla hareket eden ve geçmiş anlatı geleneklerinden uzak durmayan, kendini de Ezel Akay olarak değil, filmlerine imza atarken Ezop diye imza atan bir şahsiyet. Gıcık bir tip yani. Gıcık bir kısaca. Ne o öyle Ezop falan. Evet. Epey bir zamandır film yapmıyor. Biz de büyük bir heyecanla bekliyorduk. Şimdi duyduk ki Kraliçe ve Aşçı diye bir projen var. Aşçı ve Prenses. Aşçı ve Prenses. İleride Kraliçe de olur herhalde. evet, uzun süredir yapamıyorum demek lazım. Devamlı bir proje hazırlığı ile geçiyor son 7-8 senedir. Artık bu senede bir tane böyle yine bütçesi yüksek. Ama bir de birkaç tane de birkaç küçük bütçeli projede hazırladım, sonunda başardım. Bu yazdan başlayarak mutlaka çekeceğim diye umuyorum. Aşçı ve Prenses biraz macerası uzun sürdü ve uzun sürmesi de bekleniyordu. Çünkü onu bir uluslararası proje diye düşündük. Bunun için Çin'e gittiğini, Çin'de fuarlara katıldığını ve ortaklık aradığını biliyorum. Evet, aradık, bulduk hatta, ama işte başka yerlerden de para toplamak gerekiyor. Çin devleti %60-%50 kadar bir şeyi bütçeye katılıyor, eğer full Çin filmi olmayacaksa. Onun için buradan da bir şeyler arıyoruz. Benim derdim, Türk sinemasında bir geçenlerde Ümit Ünal'ın yaptığı film haricinde, bu 7-8 bin filmlik büyük arşivde hiç yemek filmi yok. Hı hı. Ve burası bir çok çok kendine has bir yemek ülkesi. Aslında mutfağı çok özel, yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir bölgede yaşıyoruz aslında. Ve yemek de çok garip bir sosyal, psikolojik, insana dair birçok bilgi içeren bir macera. Yani yemeğin tarihinden tut, ki sen çok iyi bilirsin bunları. Tarihinden tut, bugün bile nerede ne yendiğine bakarak nerede nasıl yaşandığını, neyin eksik, neyin fazla olduğunu görebiliriz. Her yemek de özellikle hikaye anlatıcılığı meslekleri için, yani sinemacılık, edebiyatçılık, müzisyenlik için, yemekte de çok benzer bir şey var. Her yemek bir hikaye ve her aşçı bir hikaye anlatıcısı. İyi bir aşçıysanız, müşteriyi düşünerek, yani karşınızdakinin ağız tadını düşünerek, yani seyirciyi düşünerek, onları şaşırtacak, onları gaza getirecek, onlara enerji verecek, onlara haz verecek bir hikaye hazırlıyorsunuz. Bunun içinde çeşitli parçaları bir araya getiriyorsunuz. Birbirleri sarımsakla zencefili veya karabiberin ete etkisini biliyorsunuz. Onlardan belli dozlarda ekliyorsunuz. Hafif ekşimsi, hafif tatlımsı olduğu takdirde alttaki zor yutulur lokmanın lezzetini değiştiğini biliyorsunuz. Böylece bu aynı bizim görüntü yönetmenini, dekoru, kostümü, senaryoyu bir araya getirmemiz gibi, bir aşçı da bu içerikleri bir araya getiriyor ve sunuyor.
Ve bakıyor, bekliyor. Müşterinin yüzünde bir gülümseme olmazsa depresyona giriyor. Yani bu tipik bir hikaye anlatıcılığı sendromu. Ben de bunun bu yüzden yıllardır bir yemek filmi. Hem yemekle çok ilgileniyorum. Çok çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Hem de artık gerçekten hikaye anlatıcılığı olduğunu da keşfettiğim bir döneme geldim. Öyle bir yemek filmi yapmak istedim. Gürsel Korat'la birlikte bir Orta Anadolu gezisi yaptık. Niyetimiz de İpek Yolu'nda geçen bir hikaye yazmaktı. Türkiye'nin İpek Yolu'nda. Bu yüzden de biraz daha Türkiye hep ben Anadolu Orta Çağ dediğimiz o 1000'den 1300-1400'lere kadar olan dönemi bir böyle gerçek kuruluş dönemi olarak görüyorum. Yani bir Türkiye'nin bütün potansiyellerinin bugün genetik potansiyellerinin bir arada olduğu, kaynaştığı bir dönem. Onun için bu yemek şeyini de hikayesinde Selçuklu dönemine koyduk. Bir de o dönemle ilgili senin önemli bir donanımın var. Çünkü Yargı diye bir romanın evet, var. Evet, o dönemi çok okudum ettim. İşte Yargı var, Hacivat Karagöz de evet. O dönemde geçer. Bir başka gene Gürsel Korat'ın yazdığı, Yargı'yı Haldun Çubukçu yazdı. Bir de Gürsel'in yazdığı, gene Mevlana döneminde geçen bir hikaye var. O dönemle ilgili çok çalışıp okuduk ve çok zevkli birçok hikaye çıktı. Bu da onlardan biri oldu. Bir Selçuklu aşçısı, bir Çinli prensesle bir kervansarayda karşılaşıyor. Bu bir kervansaray aşçısı. Çok ünlü bir aşçı. Ne demek kervansaray aşçısı o çağda? Enternasyonel aşçı olmak demek. Çünkü İtalyanı geliyor, Vikingi geliyor, Çinlisi geliyor, İranlısı, Arap'ı her biri geçiyor kervansaraylardan. Böyle multikültürel bir dünyada, bir yolda bir Çinli prensesle karşılaşıyor. Şaman bir aileden gelme bir prenses bu. O da aşçı ama bizimki etçi, o otçu. Dolayısıyla birbirlerinden, biri asil, biri köylü. Birbirlerinden nefret ederek sonunda da birbirlerine aşık olarak bitirdikleri uzun maceralı bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculukta da tek bir silahları var. Kız öyle müthiş bir bıçak, silah ustası. Aşçının ise sadece bıçakları var. O müthiş bir şekilde bıçak kullanıyor ama hiç kimseyi öldürmek gibi niyeti yok. Hiç sevmiyor kavgayı, gürültüyü. Ama o bıçaklar ve o yemekler hem kendilerinin hem birlikte seyahat ettikleri, denk geldikleri insanların hayatlarını kurtarıyor. Yani bir yemek yapıyorlar, cinleri kovuyorlar. Bir yemek yapıyorlar, tepegözü alt ediyorlar. Bir yemek yapıyorlar, büyülü bir yemek yapıyorlar. İşte ne bileyim eşkıyalar bayılıyor kervansarayda, kurtuluyorlar gibi. Tabii fantastik yemekler değil, gerçek yemekler. Ama mitolojik detaylar var yemeklerde. Yani yemeğin mitolojisinde bunu yersen işte çocuğun olur gibi şeyler vardır ya. Evet. Ama hepsi gerçek eski reçetelerden alınma şeyler. Biz bu yolculuğu böyle Anadolu'da geçecek bir şey olarak önce başladık. Sonra İpek Yolu Teşvik Programı Çin'in devreye girince aslında dedik yani kızın geldiği yere de gidelim. Hı hı. Ve Çin'in doğusundan, kuzey doğusundan eski bir kervansaray bulduk orada. Çok benim işte 1000 yıllık. Oradan başlayan bütün coğrafi İpek yolunu, karasal İpek yolunu aşıp Konya Sultanahmet'te kervansarayında biten bir maceraya dönüştü. Ağırlıklı olarak da Çin, Uygur, İran ve Anadolu reçetelerinin içinden geçtik. Yani böyle bir 10-12 tane özel reçete var filmin de içinde. Yani yemekler yapılıyor, ot buluyorlar. Yani nerede neye denk gelirlerse, derede balık görüyorlar, bir şey yapıyorlar. İşte Azrail Deli Dumrul Köprüsü'nün başında bekliyor. Ona çevredeki otlarla bir kavurma yapıyorlar. İkna oluyor, öldürmüyor Deli Dumrul'u, gidiyor. yani efsane öyleymiş aslında gibi. Böyle bir çok zevkli, mitolojik, fantastik diyebileceğim bir hikaye çıktı. Tabii o aynı zamanda yemeklerin de yolculuğu. Yani tabii. Mesela patlıcan aslında Afrika'dan çıkıyor Neolitik dönemde ama Hindistan'a gidiyor. Hindistan'dan bize doğru gelirken mesela ilk patlıcan dolması tarifi bir Moğol tarifi. Moğol tarifi 1300'lü yıllarda bir Moğol tarifi. Kuşbaşı et var içinde, soğan var, bir de ne var? Mandalina. Kabuğu kıyılmış. Aromatiği onun baharatı. Nereden bulmuşlar mandalinayı Moğollar? İşte demek. Yine
Mandalina'nın yolculuğu da biliyorsun. Yok, Çin'in fethinden sonra evet. Tabii. Evet. Mandarin apple evet. Denir yani. Mandarin, Çin ondan mandarini. Sonraki patlıcan tarifi de şeyde Muhammed Mahmud bin Şirvani'nin de karşımıza çıkıyor. Onu metfune olarak yapıyor. Hmm. Metfune gömülmüş demek. Aslında evet. Doldurulmuş, içine konmuş anlamına gelen anlamında kullanıyor. Sonrasında Diyarbakır'a geçiyor. Et gömülmüş yani. Evet, yani şeyde ortadan kesmiyorlar. Sap kısmından kesip içine gömüyorlar. Oradaki meseleyi. Masalla yemek arasında ve görgü kuralları arasında çok büyük bir bağ var. Binbir Gece masallarında bilirsin Halife Harun Reşit'e balık yemeği yaptır. Tarif verir orada. Yani balığı şöyle yapacaksın der. Harun Reşit yapar o tarifi. İçine şu baharatları koyacaksın der. Pişirirken de bak böyle pişireceksin. İçi sulu kalacak diye o tarifi vermiş evet, Evet. Bu yemek kitaplarını ayrıca okumak lazım. Onların dili, hele o dönemdekilerin dili ayrıca çok zevkli. Yani hikaye anlatısı gibi anlatıyorlar çünkü. Yani evet. Diyor işte gaziler kebabıdır diyor. İyi bir yemek diyor. 3 kişiden az, 5 kişiden fazla olmaz diyor. 3 kişiden azı yalnızlık, 5 kişiden fazlası pazar yeridir diyor. Güzel. Doğru. Yani bulunması ile ilgili hikayeleri de var. Müthiş. Evet. Bir kısmını biliyoruz. İşte mesela hünkâr beğendiğinin tarifini biliyoruz. Hangi hünkârın beğendiğini biliyoruz. Sultan Abdülaziz beğenmiş. Öyle mi? O kadarcık. Yani, oraya kadar tabii, gidiyor tabii. Yani. Öncesi yok onun. O da şöyle. Sultan o dönem şeyden köşklerden çok sayıda kadının dışarı bırakıldığı, serbest bırakıldığı dönem. Çünkü Osmanlı'nın küçülme dönemlerinden biri. Yoksulluk da var. Bir de öyle bir modernizasyon var. O var. Eski Afrika kökenli Afro-Türk halayıkları dışarı bırakmaya başlıyorlar. Onların bir kısmı bekar evlerinde kalıp helva yapıyor, dolmalar yapıyorlar aynı zamanda. Dolma sarma bekar odalarına satıyorlar onu. Duyuyor ki Sultan Abdülaziz çok eli çok iyi bir tane kadın var diye falan. 3 tane kadını saraya alıyor. O kadınlardan biri işte patlıcanı bir muameleyle bir yatak yapıyor. Üzerine de işte tas kebabını koyuyor. Mesela Ayşe Fehriye Hanım şey diyor. Üstüne adi tas kebabını koyarlar diyor. Adi. Basit anlamında basit, aslında. Evet, evet. Koyarlar. İşte hünkâr, o beğenen hünkâr Sultan Abdülaziz'di. Evet, tamam. Çok iyiymiş. Sinan, biz seni Mavi Sakal'daki marifetinle biliyorduk. Sonra diş hekimi olduğunu daha sonra öğrendim. Sonra bir gün bizim görüntü yönetmeni doktor Gökhan Atılmış dedi ki ya Sinan müthiş bıçaklar yapıyor, sen de meraklısın dedi. Instagram hesabına baktığımda da inanamadım. Bayıldım yaptığım bütün işlere. Olağanüstü işçilikler, özgün şey değil, bir şeyin taklidi değil. Nasıl başladı bu? Yani en başından biri var mıydı yoksa bir aşamada mı hayatımıza girdi? Evet, şöyle aslında bir aşamada girdi diyebiliriz. Benim muayenehanenin tadilata girdiği böyle bir 2-3 ay süren bir boşlukta. Ben de kafamda işte böyle elimde birkaç tane böyle dünyanın çeşitli yerlerinden aldım. Çakılar vardı. Ama saplarından hoş değildim yani, çok standart. Bunlara bir şey yapabilir miyim? Saplarını değiştireyim falan diye aldım. Esnafı gezdim, tornacıya gittim, marangoza gittim. Bana şöyle bir şey keser misin? Burayı nasıl deleriz falan filanla. O dedi ki gel benim burada yap, şöyle yap derken ben onları yapmaya başladım. Sapları değiştirdim. Sonra anladım ki ya bunun saplarını değiştirmekle bir şey olmuyor. Yapabiliyorsan bunun çeliğini hani bak yapabilecek misin? Çünkü o bir yere kadar aynı yani, onu çıkar onu tak falan. Ondan sonra o işe giriştim. Ve o tabii belli bir aşamaya geldi. Evin bir odası felaket oldu. Ondan sonra tabii ki dank etti ki bende yani eldeki yani bu amatör ekipmanlarla yapılacak bir iş değil. Bir arkadaşım dedi ki sen nasıl yaptın bunları böyle böyle, dedi ki ben seni bir yere götüreceğim. Hatta şey demiştir yani, hadi sana tamam da komşularına yazık. Evet yani. Dedi ki bir yere götüreceğim, orada bir usta var, Damaskus dövüyor, işte kılıç yapıyor, bir şey yapıyor falan filan. Ama orada ekipman var. Yani senin için önemli olan ekipman. Ben seni dedi tanıştıracağım. Tanıştım. Sanayide. Hakikaten usta da, Rasim usta da. Türkiye'de en iyi, yani belki de tek Damaskus döven düzgün usta. Ama tabii... Şam çeliği. Şam çeliği diye. Seyircilerimiz için tanımlayalım. Nasıl bir şey o? Evet. Şam çeliği diye adlandırılan Damaskus çok katmanlı ayrı alaşımlardan oluşan bir çelik türü. Genelde 6. yüzyıl falan derler tarihine.
kaynağı da Hindistan dolaylarından çıkıp sonra orijinal reçetenin yok olup sonra tekrar başka bir reçetenin devreye girmesiyle bugünlere kadar ulaşmış. Şimdilerde teknolojik olanında yapıldığı bir çelik, iki ayrı alaşımdaki çeliği birbirine kaynaştırma metodu. Katmerli yani. Evet. Şu şeyi göstereyim istersen. Kendisi de eğer otobüs işte dövüldükten sonra böyle görünüyor. Evet, bu hale hatta dövülüyor, katlanıyor, dövülüyor, katlanıyor, dövülüyor. Sonra bu hale geldikten sonra ben işledikten sonra. Böyle tutabilir misin? Gösterebiliyor muyuz? Bir daha şöyle görebilir. Evet, evet şöyle parlatırsak şey yapıyor. Şeye sıvıya sokuyor. Ve asite sokuyoruz. Asite. Şimdi asit. Asit yağ mı? Asit aslında. Bu ha, görünsün diye. Şöyle paslanır ve paslanmaz çeliklerin karışımı. Paslanır çeliği siyah yapıyor. Diğerini etkilemiyor. Dolayısıyla katmanlar burada gördüğünüz gibi şurada parlatınca görülüyor. Evet, işte dövme tekniğine göre de böyle desenler, değişiyor. Tabii. Ona hükmedilebiliyor. Yani artık işte bir şekil verelim isterseniz belki bunu da gösteririz. Bu da farklı bir şekil çünkü mesela ikisi arasında. Ya sabit tutalım onu. Evet, evet. Şöyle siz belki ayarlarsınız. Bakın ikisi. Bambaşka. Hep yuvarlak şeylerle çalışılmış sanki. Bunlar, evet bu ikisinde evet, biraz öyle. Bunların işte farklı şeyleri var. Ustaya götürdü seni. Ve orada ben tabii ki sınıf atladım. Kafamdaki tasarımları ve işte diyelim ki malzemeleri kullanabilecek, o tasarımları yapabilecek bir ekipmana erişebildim. Biraz sanayi tipi, kıvılcımlı şeyler. Sıcak demir atölyesi burası. Yani gerçekten de evde olacak işler değil. Haddihane. Evet, bayağı çünkü dövülüyor. İşte büyük şerit zımparalarda aşındırma falan filan. Yani bolca yanlış yapıp, bolca yaralanıp, işte sağ mı sol mu şey yapıp sonra belli bir şekilde bir şeyler çıkarmaya başladım. Tabii bu benim yaptıklarım yemek için. O ayrımı ben özellikle şey yapıyorum. Yani yemek yapmak için. İnsanlar adam kesmek için değil. Değil. İnsanların bedensel bütünlüğünü bozmaya yönelik araçlar değil. Evet. Yani o tabii bunların içinden öyle kullanılabilecek olanlar var ama yapılış amaçları o değil. Dolayısıyla benim şeyim diğer oraya bu sebeple gelen insanlardan biraz ayrıştı. Çünkü ustanın kendisi de işte kılıç yapıyor o daha çok falan öyle şeyler. Av için yapanlar çok bu hobiye sahip olanlar da arasında. Ama yemekle ilgili çok fazla yok. Benim ne farkım var? Farklı dizaynlar yapmaya çalışıyorum. Gerek malzeme gerek de şekil, form. Formları, fonksiyonları tam olmakla beraber alışılageldik şef ya da işte mutfak bıçaklarının dışında görüntüleri olsun istiyorum. Buna çalışıyorum. Öyle olunca işte farklı malzemeler şu diyelim ki şu bu bir Süpermen desenli bir kaykay. Ondan, sen kaykay tablalarından aynı zamanda yapıyorsun. Evet, oradan yapıyorum. Bunlar da katmerli şeyler. Onlar da evet akçaağacı sıkıştırılmış, preslenmiş şeyleri şurada görürüz. Bunun gibi malzemeler mesela dikkat çekti. İşte şu göstereceğim mesela şu bu da İlginçtir. Şöyle tekrar belki yaklaşabilirsek. Şimdi bunun sapı da 75 sayfa çizgi roman var. Kağıttan. Kağıttan. Bilirsiniz bizim kuşağın Nasıl şeyi, mukavemet verdi? Texas Tomix. Texas Tomix. Evet. Oradan 75 sayfasını her bir sayfanın arasına epoksi yapıp bayağı bir uğraşla böyle şeyler yapınca biraz herhalde insanların ilgisini çekti ki şu anda işte öyle bir siparişle şeyler yapıyorum. Bir sıramız var. Peki yani sen üretiyordun. Onun satılabilir hale gelmesiyle ilgili serüveni nasıl oldu? Tabii şimdi bizim benim bir arkadaşlarım bir tasarım pop-up şeyi yaptılar. Bir de pazarı diyorlar onlar. Bizim insanlar grubunda o davulcu olan arkadaşım aynı zamanda böyle şey yapıyor. O dedi ki abi şunları hani güzel yapmışsın çakılar, kaykay falan çok enteresan. Getir bir koyalım oraya falan. Ben de o zaman bunların bir ticari karşılığı olduğunu hiç düşünmüyordum da yani. Yapıyordum öyle güzel. Oraya koyduktan sonra gördüm ki işte onların tamamı satıldı ve insanlar istemeye başladılar. Sipariş ettiler. Ben de istiyorum falan filan.
anladım ki böyle bir şeye doğru gidiyor. Bir marka koymak lazım buna. Onu koydum. Ondan sonra sosyal medyadan tabii. Yani. Yaptığım şeyi oraya koyuyorum. Sonra tabii talep benim karşılayabileceğim şeyine gelince de bir sıra oluştu. Şu anda sırayla yapıyorum. Kişiye özel yapıyorum. Zaten şunu da söylüyorum. Yani bana bazen muayenehaneye orayı bir bıçak dükkanı zannedip gelenler oluyor. Önce bir şok geçiriyorlar. Çünkü karşılayan yardımcım tıbbi kıyafetle. Randevunuz var mıydı diye soruyor. Şimdi böyle bir tereddüt oluyor falan. Biz bıçak falan. O tabii Şermem alıştı. Buyurun bıçak için falan diye. Geliyorlar. Dükkan falan değil tabii. Bir muayenehane falan ne oluyor falan diye böyle bir şaşırıyorlar. Ve diyorum ki ya bakın benim yaptığım iş şöyle. Siz bir yere gidip oradaki var olan bıçakların içinden en beğendiğinizi almak yerine kafanızda ne varsa biz sizin için özel olarak onu yapalım. Siz de tasarımına katılın. Biraz bekleyin ve ona sahip olun. Yani var olanların içinden bir tane alacağınızda sizin kafanızdaki yani çok seveceğiniz bir şey yapalım. Bu tabii daha kıymetli oldu. Peki tam bu arada şunu söyleyelim. Şimdi Ezel diyelim ki geldi. Görünce oradaki meseleyi ya daha önce diş taşı temizletmiştim ben. Şimdi buradan elime uygun bir bıçağı nasıl bulabilirim dedim. Ezel baktığında burada sen şimdi hani bilmeyenler vardır. Ezel Akay sadece yönetmen değil. Hani marifetleri saymakla bitmez. Mevzusu da bitmez. Ezel aynı zamanda çok iyi bir şeftir. Aşçıdır. Kayıp bir meyhaneyi canlandırdı. Akra meyhanesini canlandırdı. Hala faaliyette iki tane akra meyhanesi var. Orada da öncesinde de orayı açmadan önce de dostlarını toplardı. Bir yerde işte danalı kuzulu da dahil olmak üzere yemekler yapardı. Dolayısıyla da bıçakla barışıklığı vardır ve kişiselleştirdiği bıçakları vardır mutlaka. Var, var, evet. Sen mesela hani şey aynı zamanda eli ağırlığı yani malzemenin ağırlığı düşünüldü. Böyle bir malzemelerden hangisini tercih ederdin? Hepsinin sahibi olmak için ben aşçılık yapıyorum ama şef demek başka bir şey. Çünkü şef dediğimiz adamın hakikaten olağanüstü el becerisine sahip insanlar var aralarında. Ben o anlamda o kadar antrenman yapmış değilim. O yönde yapmış değilim. Ben yemek yapmayı seviyorum, yemek yedirmeyi seviyorum. Bir de okuyorum, ediyorum, deniyorum. Hı-hı. Hatta deneme imkanım da oluyor. Hani her yemek severin bu kadar çok şey deneme imkanı olmaz. Ben de hani aşağı yukarı şu tür bıçaklarla başladım. Hı-hı. Yani elde en çok bunun biraz daha incesi falan filan vardı. Fakat zaman içinde çalışırken, tahtanın üzerinde kesip biçerken, et keserken, ot keserken, sebze doğrarken yavaş yavaş yaptığım bir şey, yani ben mesela kesiyorum, alıp tabağa koyacağım değil mi? Onu birkaç kere de koyuyorum. Hı hı. Sonunda hakikaten yine Çinlilerden öğrendim. Çin satırı. Evet, Çin satırı denen. Doğru. Hem spatula yani hem satır diyoruz, hem bıçak. Ama satır değil. Çünkü satır gibi, onunla kemik kırmaya kalksanız bıçak şey olur. İşte. Evet, aşağı yukarı 20-22'si bu fena bir örnek değil. Evet. Ben böyle 20-22 santim. Gene böyle 2-8'lik falan bir şeyi. İnce yani nispeten. İnce, evet ince. Yani o anlamda satır ağırlığında değil. Ama şimdi çok ilginç başka özellikleri de var. Burası da bir sebze ülkesi. Çin'de, Asya'da öyle. Yani evet et var ama, et balık falan var ama çok fazla sayıda sebze doğranıyor orada da. Evet. Burası da öyle. Şimdi bunun ben mesela müşteri olsam, yani ki kesin garanti olacağım garanti. Yani buldum bir tane çünkü değil daha. Onun bana uygun bir versiyonunu isterim. Bir iki şeyin birleşmiş hali. Gene biraz Asyalı. Böyle işte aşağı yukarı bu kadar uzun olmaması lazım. Evet, kendi tahtalarından. Evet. Yani böyle 20-22 santimlik şöyle bir şey. Bundan biraz daha kalın. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam işte 10 santim civarında. Evet, aşağı yukarı öyle. Şimdi burası fakat Çin'de tabii ki Şam çeliğinden yapılmıyor. Çok iyi bir fikir Şam çeliğinden yapmak. Şam çeliği çok daha zor şey oluyor. Köreliyor. Karbon çeliği bunlar. Yani paslanır. Paslanır cins, evet. Ama işte paslanırdan şef dediğin korkmaz. Onu sirkeye koyacaksın, ıslaklığını sileceksin, kaldıracaksın bıçağını. O yani önemli bir alet. Tabii. Bir patinesi işte sirkeyle, şununla bununla bir değişir. Patinesi olacak. O pastan koruyor zaten.
Şimdi şunun gibi, şunu andıran saplar daha uygun. Yani hafif, şöyle tuttuğun, şöyle, bir... şöyle hafif tuttuğunda hiç hissetmeyeceksin. Ama daha ilginç başka bir şey var. Bunlar birkaç, yani bundan başka hiçbir bıçak kullanmadan yemek yapmak mümkün. Tamam, çok ilginç. Evet, çok ilginç bir şey aslında. Önce gözün korkuyor, ay kocaman şeyleri nasıl yapacağım diye. Şimdi mesela şöyle tutuyorsun, şuraya dayıyorsun parmağını. Şöyle tutuyorsun. Evet. Ve bununla yani böyle kesmek var, böyle kesmek var, birkaç kesme şekli var, vurarak kesmek var. Bir şey gibi, şurada şu galiba biraz daha öyle. Bu nakiri, evet. Bunun şu sorunu. Nakiri, Japon, Japon Japonlarınki de çok harika yani. Bir tane kullandım, hatta değdim de çıt diye gitti ve onu şeye bantlamadım. Yani dedim bu şerefidir bu bıçağı. Beni kesti, ben bunu böyle bir tutayım, kendi kendim iyileşsin. Şuradan buraya doğru bir eğim var. Burası düz. Evet. Ama yarısı değil. Yani genişçe bir yer düz. Bu sayede şunu da yapabiliyoruz. Evet, şöyle pat pat. Evet, böyle de yapabiliyoruz. Burasının yine de biraz sivri olması lazım ki hani çıt çıt diye bir şeyleri kesebilelim. Şurada ben hiç görmedim ama ben olsam yapardım. Parmağı buraya dayadığımız için demire değil de bunun burada böyle tatlı bir şeyle parmağı çarık hazırlamış bir balçak, ahşap ya da bir parça olmasını istiyorum lütfen. Çok güzel. İşte bıçağımız oluşuyor. Evet. Böyle oluyor. Evet, ve böyle bunu doğru, onu doğru. Daha da önemlisi hakikaten ne doğruyorsan kaşık gibi tık diye toplayıp olduğu gibi tabağa, tavaya falan aktarabiliyorsun. Tamam. Böyle. Peki tam da şeyde. Kesinlikle buraya has olur eğer şam çeliğinden yapılırsa. Olur. Bir de tam madem ergonomisini konuştuk, ele oturmasını, baget ele oturduğunda nasıl oldu? Şimdi baget senin eline oturdu, senin Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra müzisyenlik hayatın başladı. Senin de Boğaziçi Üniversitesi'ne girdikten sonra başladı. Tabii. Öncesinde şarkı söylüyordun evde. Evde, hamamda. Enstrüman çalıyor muydun? Biraz gitar, o kadar. Ama yani ben bir enstrümantalist değilim, hiçbir zaman olmadım. Peki senin mavi sakal serüvenine bir girelim. Evet, mavi sakal. Diş hekimliği ve bıçak tasarımcılığından önce. Evet, yani Tars Amerikan Koleji'nde beraber okuduğumuz ama benden bir sınıf düşük olan arkadaşlarım. Mavi sakalı kuranlar. Yıllar sonra tekrar bir toplanıldığı vakit bir vurmalı bir şey çalınması. Adı neydi önce topluluğun? Okul zamanı Eko. Bütün okulun gruplarının adı Eko'dur. Ucuna da hangi seneyse atıyorum işte Eko 75, 76 falan filan. Ondan sonra hep mavi sakal. Bana tabii şey yaptılar beni tanıdıkları için. Ya işte abi bir şey lazım bize, sen çalar mısın bunu falan işte şeyde. Bir parçada. Olur tabii çalarım. İşte prova yaptık. Ha tamam. Sahneye çıktım. Çaldım. Dediler devam. İnme. Aa peki falan filan derken provalar ve ben artık grupla beraber bütün parçalar çalmaya başladım. Sene 2002 falandı. Yani Mavi Sakal'ın işte parladı. Sonra bir durulma dönemine girdikten sonra tekrar toparlanmış. İşte öyle Türkiye gezdik falan filan bilmem ne. Sonra tekrar bir durulma. Çünkü herkesin bir kariyeri var. Aynı zamanda bir işi, gücü vesairesi olduğu için böyle şeyler oluyor. Yani bir dalgalanma oluyor. Bir yükseliyor o şey, bir araya geliniyor. Ondan sonra herkes biraz işini gücünü falan toparlıyor. Bir süre açılıyor. Sonra tekrar bir araya geliniyor. Hadi ne yapıyoruz, şöyle yapalım, var mı parça falan gibi. Şu anda işte biz iki sene evvel son şeyi çıkardık. Daha doğrusu iki sene evvel tamamladık onun turnesini, Türkiye turnesini. İşte yaklaşık bir buçuk iki senedir de duruyoruz. Yeni parçalar var. Onları kaydetmemiz lazım. Ama herkes böyle bir şey. Yani böyle nedense solistimiz Genç Osman bu arada bir albüm çıkardı. Bu. Onun için durmuştuk zaten. Yani o tam ona konsantre olsun ve çıkarsın diye. O çıkardı. Yaklaşık bir sene önce. Şimdi onun şeyini yapıyor. İhtimal önümüzdeki sene tekrar hadi bakalım ne yapıyoruz deyip şey yapacağız. Yani Mavi Sakal tarafı böyle. Ben aynı zamanda Karapaks'tayım. Şimdi oradan iki parça çıkıyor. Bir de İnsanlar grubu var. Onunla da
yapıyoruz. Onunla da işte o daha çok yurt dışında tanınan bir grup. Biraz etnik ve elektronik altyapılara sahip, psychedelic bir müzik. Büyük festivallerde falan çalıyoruz. Yani ben ayrı ayrı, işte üç ayrı tür müzik grubunda aktif müzisyenlik yapıyorum. Şimdi orada grupların dağılmasına neden olan işte ve aynı zamanda toplanmasına neden olabilen örneklerden biri de Mozaik. Evet. Mozaik kaç yıl yoktu? Şimdi yeni... Mozaik tabii onlar daha babalarının gözünde birer vitaminken başlamış meğer 2000'se. 1983'te biz okuldan mezun olduğumuz sene başladık. Ben 2 sene gruptaydım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Onlar devam ettiler. İşte 90'ların başında herkes işine gücüne gitmeye zorunda kaldı. Ama tabii çok üretken bir dönem geçirdiler. 80-90 tane parça var. 2014'te de sanıyorum. Galiba evet 2014'te de bir külliyat, yani yapılan bütün stüdyo kayıtları, konser kayıtlarından oluşan bir, hepsi stüdyodan geçti, bir külliyat çıktı. Ondan sonra da başımıza bir taş düştü ya. Ölümden önce bir hayat vardı dedik ama var mı hakikaten deyip vardı galiba. Onu açıklama, sizin parçalardan biri çünkü. Evet evet, vardı ama dedik ve tekrar hadi gelin bir araya gelelim, yapabiliyor muyuz tekrar diye başladık. Neredeyse aynı şeyi tabii ki yaptık. Geçen 2018'in sonunda ilk konsere çıktık bir prova döneminden sonra. Sonra Bursa'da, yani burada bir kayıkhanede, bir Bursa'da konser verdik. Şimdi daha çok bestelerden oluşan, o zaman dünya halk şarkıları diyebileceğimiz bir kombinasyondu o. Çok düzenleme, esas olarak yani düzenleme konusunda çok kendine has özellikleri olan bir grup oldu. Çok fazla bestecisi var. Yani 9-10 kişi hep çalışıldı. Her zaman neredeyse işte bir ara 6-7 kişi oldu ama genellikle böyle kalabalık bir gruptu. Çok fazla insan girdi çıktı. Çıktı sayılmaz yani. Hani şimdi yok ama yarın olabilecek evet. durumda. Çok bestecisi ve çok söz yazarı oldu. Etrafındaki bütün arkadaşları da söz yazdılar gruba. Şimdi, peki Şakül neydi? Çünkü bu kadar farklı besteci ve söz yazarı olduğunda bir grup olduğunu tanımlayabileceğimiz o Şakül kim oldu? Şimdi bir kere, biz bir tarz dediğimiz şey, tarz dediğimiz şeyden çok uzaktayız. Yani tarzla ilgilenmek en son aklımıza gelen şey. Biz daha çok bu parçanın tarzı şöyle oldu falan diyoruz aslında. Tabii ben grubun şeyiyim. Tabanvayı yani daha kenarda köşesinde olanıyım. Çünkü en yoğun bir şekilde başka işlerle uğraşan benim aslında. Ama grup bir kere klişe olan hiçbir şeyle ilgilenmedi. Çok grup yani çok insanla aranjman yapmanın, düzenleme yapmanın bir sonucu var. O da her parça bambaşka bir havaya sahip. Evet. Yani o yüzden evet psychedelic rock da var içinde. Anadolu rock da var. Biraz onu andıran temalar da var. Caza yatkın, çok doğaçlamaları olan bir şey. Çok vokalli koruslar var. Vokal grubu gibi de davrandığı parçalar var. Yani senfonik rock mesela en rahat edebileceği alan Mozaik'in. Yani bir pop şarkısını andırır hiçbir şey yok aslında. Parçaların uzunlukları 4 ile 7 dakika arasında. Evet, genellikle hep uzun formatlı şeyler. Ve dediğim gibi yani keman, saksafon, flüt gibi aletlerin yanı sıra işte gitarlar, baslar, vurmalı çok ağırlıklı. Hem Timuçin çalıyor hem her zaman bir davulcumuz oldu. Şimdi Gökçe Gürçay genç bir arkadaş. Ben de yani herkes bir vurmalı da çalıyor bir yandan. Parçanın yani bir beste geldiğinde onun ruhuna doğru yavaş yavaş toplanılıyor, ekleniliyor, adı konuyor. Yani bu şuna benziyor, bundan şu çıkar diye çok entelektüel bir tartışma oluyor sonuçta. Hani sözler zaman, bir akıl yürütme oluyor. O zaman adını koyalım. Yeni versiyonuyla Mozaik'in bir parçasını dinleyelim, araya gidelim, gelelim. Olur tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, meslekleri ne?
grup arkadaşlarımızın şimdi? Vallahi Profesör Doktor Yağız Üresin var aramızda, farmakologtur. İşte elektronikçiler var, Eliar diye firmaları var. Endüstriyel kontrol mekanizmaları yapıyorlar. Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Saruhan Erim. Ayşe Tütüncü full müzisyendir yani. Cazlıyı da eğitimi de neredeyse öyle ama herkes Boğaziçi'nden başka bir meslekten mezun. Gökçe de müzisyen, prensip olarak hep müzikle uğraşıyor o da. Mehmet Tütüncü, o da hem çeviri yapıyor hem başka meslekleri var. Birkaç işe girdi çıktı. O da şu anda kemancımız. Başka kimler var? Şimdi saymadım. Döverler vallahi. Ben varım, makine mühendisi. Ya film yönetmeni Allah'ım ya. Allah söyletmesin. Bir içselleştiremedim diyorsun. Yok çok içselleştirdim. Aklıma gelmiyordu şimdi bıçaklardan, çeliklerden söz edince. Sen şeye döndün. Ben de anlarım diyebilmek için oralara kaydım. Yani mesleklerini de deyince okul yıllarına dönüp hani bölümlerden ötürü oraya gitmek falan deyince. Tabii. Sizin topluluğun meslekleri nedir? Evet. Mavi bizim sakalın. Yani şöyle işte ben tabii diş hekimi söylemeye gerek yok. Serdar Ateşer var, o da tabii ki müzisyen. Turist rehberliği yaptı mesela o da. Evet, mesela Murat Tümer davulcumuz, o reklamcıdır. Kaan Altan tasarımcıdır. Üstelik şimdi bir üniversitede hocalık yapıyor. Ondan sonra Genç Osman Yavaş. Aslında Genç Osman şimdilerde ondan da meşgul yazar, çevirmen ve sanıyorum işte 3. 4. kitabı çıktı. Çocuk kitapları yazar ve çok da şeydir yani. Şeylerimiz böyle. Yani hep az evvel bahsettiğim bir şey o. Yani kariyerler olduğu için. Gene de sanatla ilgiliymiş hepsi, evet, yani. Evet. Neyse. Yani bir tarafından hep şeyle ilgili ama. O yüzden de bu dalgalanmalar yaşanıyor. Hani diğer şeyler bazen ağır basıyor falan. Biz de bugün etki ettik. Aslında bugün provaları vardı. Evet. Evet. Provaları ertelemiş olduk. Yine evet, iptal olsun, olmadı yani. Olsun. Yani vur öyle. Evet, çok güzel. Fakat ben bir şey söyleyeyim Rıza'dan önce. Şunun farkına vardınız mı bilmiyorum. Şimdi bu internet vesaire çıktı falan, mertlik bozuldu. İşte albüm, CD, kaset bilmem ne, hiçbir şey satılmıyor falan filan. Ama ben başka bir şey olduğu iddiasındayım. Ayşe geçen gün, Ayşe Tüncü bahsederken bir noktaya değindi. Ben de oradan ilham alıyorum. Şimdi dinleyenler, müziği dinleyenler cep telefonundan, evet, bilgisayardan ya da en iyisi kulaklıkla dinliyorlar. Kulaklık. O kulaklıkların hiçbiri de aslında böyle hani müziğin bütün dağılımını, stereosunu, şusunu, busunu verebilecek tipte kulaklıklar değil veya dışa çok açık şeyler. Evet, yani kimse eskisi gibi, ben hatırlıyorum yani amfiyi koyup, hoparlörü koyup karşısına geçip müzik dinlediğimi çok hatırlıyorum. Hiç kimse böyle bir sistemden müzik dinlemiyor. Evet. Ne yaparsa işte, istersen 48 kHz kayıtlar yap, bilmem ne yap, o kadar stüdyolarda uğraşılıyor, ediliyor falan filan. Hiç kimse oradan dinlemiyor. Bu yüzden konserlerin değeri arttı. Çünkü konsere bir gidiyorsun, hayatında o sıralarda hiçbir yerde duyamayacağın bir müzik aurası üzerine geliyor böyle. Oradan sesler, oradan şeyler, bilmem ne, hele iyi bir salon şey, evet, yapıldıysa. Üstü şartı aslında. Evet, ama o da o teknik de artık, teknoloji artık de artık kolaylaştı. Yani ele gelir hale geldi. Evet. O yüzden de müzisyenler asli yerlerine geri dönüyorlar. Çok güzel. O zaman varsa şöyle, yoksa konserde var yani. Evet. Ve bunun aslında bir de şey tarafına bakarsak, orası da çok önemli. Ticari tarafı. Şimdi bir şeyi halka ulaşmak için bir aracı, bir plak firmasına, şirketine çok fazla ihtiyaç kalmadı. Herkes kendi, zaten plak şirketleri diyordu ki size, ha yap kaydını, çek klibini, getir ben yayınlayayım. Buna gelmişler. Oraya gelmişler. Bu saçmalık. Şimdi oraya kadar gelince herkes kendisi yayınlıyor, kendi kitlesini sağlıyor ve aradan onlar çıktığı için de para kazanma yöntemi artık konser verme oldu. Doğru. CD satma falan değil. Ve o bu zaman, da olağanüstü ahlaki açıdan bence doğru bir şey. Tamam. Bence öyle olması lazım. Şapkanı koyuyorsun, şarkını söylüyorsun, karşısındakine haz verdiysen şapkana para atıyorlar. Doğru ahlak budur. Doğrusu bence bu. Sadece şöyle bir orada da şey oldu. İşte bu halk konserleri, hani bedava konserlere biraz alıştı halkımız. Belediyelerin yaptığı parasız, ücretsiz konserlere alıştığı için
Şimdi bir hafta sonra bir grup o halk konserinden sonra bir hafta sonra bir grup bir barda çalmaya gittiği zaman para vermek zor geliyor. Çünkü peki, bir hafta eğer şey bedava izlemiş. Bence bu tamam. Belediyeler bir parçacık daha buna bir ücret ödeyerek yapmalarında evet, fayda var. Yani bir, niye biz halka bedava bir şey anladın? Onunla geçiriyoruz zaten. Tamam. Şöyle bir şey yapalım mı? Bir araya gidelim, gelelim, seyirciyi konuşalım. Okey. Aradayız. Kısaymış değil mi ara? Evet. Şimdi seyirciyi biraz konuşalım, dinleyiciyi konuşalım. Türkiye'nin her yerini dolaştınız neredeyse. Evet. İstanbul'da bar ve konser seyircisi ve Türkiye dediğimde neler oluyor? Evet. İstanbul seyircisi özellikle geçtiğimiz işte böyle şöyle bir bakarsak 15 sene içerisinde çok büyük gruplar gördü. Yani İstanbul özelinde. Büyük festivaller, eskiden daha çok yapılan, sponsorlu ciddi büyük festivaller ve dünya starlarının geldiği şeyler gördüğü için birazcık İstanbul seyircisi, bar seyircisi biraz doygundu. Onu şuradan anlıyorduk. Anadolu'ya gittiğimiz zaman karşılandığımız şehirle İstanbul arasında fark var. Çünkü onlar da daha biraz şeyler açlardı. İstanbul'da da bir şeylik vardı. Biz bunlardan çok gördük. Gördük. Biz bunların bu mudur? Ağababalarını da gördük falan gibi. Yani şeyler vardı haklı olarak. Yani buna hiçbir şey demiyoruz ki o esas bence öyle devam etse çok daha sektöre çok daha büyük katkısı olur. Çünkü biz de yani şey gibi düşünün. Yani takımda yer almaya çalışan yerli oyuncu gibi düşünün. Çalışıp çalışıp ben bu yabancılardan daha iyi oynayacağım gibi. Yani bu da bizi şey yapar. Anadolu ikisinin arasındaki hani şey yapacak olursak da Anadolu tabii daha sıcak, daha şey. Onlar daha çok özlemle bekliyorlar. Orada da şeyler az. Belki bizim yaptığımız müzik tarzından dolayı orada da yani kendilerini bulabilecekleri şeyler az. Yerler, platformlar az. Yani müzik türü olarak. İşletme olarak hani biz biraz daha hani popülerin dışında bir şey yaptığımız için çok icra edebileceğimiz yer çok bulamıyoruz. Maalesef öyle. Hani daha popüler müzikler kabul görüyor. Çünkü bir işletme zihniyetiyle bakıldığı için yani nasıl ben kimi getirirsem çok para kazanırım diye düşünüyor oradaki işletmeci de. Dolayısıyla işler biraz o tarafa kalıyor. Yani bütün ülkedeki müzik kültürünün kaydığı taraf şeyi domine ediyor. Bu işte diyelim ki İstanbul barlarını da Anadolu barlarını da domine ediyor. Yani mecburen para için o taraflara kayıyorlar. Burada şeyi de söylemek lazım. Üniversite festivalleri esas burada belirleyici olurdu. Yani bir üniversite festivalinde çalıyorsanız o şehre daha sonra giderdiniz. Barda da dolardı çünkü sizi bilirlerdi, severlerdi falan. Şimdi üniversite festivalleri eski müzik kulüpleri üzerinden yapılmadığı için organizasyonu bir şirketlere ihale usulü verildiği için onlar da genelde sponsor firmalara X firması, X sanatçısının sponsoru biz iki günü X firmasına sattık o da şu sanatçılarını getirdi koydu gibi belirlendiği için belli aynı isimler ve işte arkalarındaki sponsor bağlantılarıyla işler döner oldu. Kimse öğrenciye sormaz oldu. Yani ne kimi istiyorsun, kim gelsin yani. Falan artık sorulmuyor. Şey de değişti tabii yani maliyetler de değişti. Şimdi bizim şimdi hayatta olmayan bir barımız vardı. İşte 250 kişilik falan bir kulüp katı vardı. Bizim mesela neredesin Firuze'nin bir kısmı orada çekilmişti. Onun diskotek katında çekilmiştir. Onun bir üst katında canlı müzik performans katımız vardı bizim. Yani o zaman Göksel çıkabiliyordu bizde filan. Yani işte bulutsuzluk özlemini çıkartabiliyorduk. Ama bugün onları çıkartmak mümkün olmaz hale geldi. Yani o hacimlerdeki yerlerde. Çünkü bir ara piyasada varlık oluşturan sponsorlar rakamları yukarıya doğru taşıdı. O da
kendi paradoksunu üretmiş oldu. Yani sponsorlar çekildi, barlar var ama rakamlar öyle bir yerde ki artık oralarda o etkinlikler olmuyor. Ve şöyle bir şeye dönmeye başladı. İstanbul'da da var, Anadolu'da da görüyor. Mesela kulüpler ortadan kalkıyor. Kulüp yerine bir tane bütün şarkıları aynı şekilde söyleyen, sanki uzun bir şarkı söylüyormuş gibi bütün evet. şarkıları aynı ritimde söyleyen bir kadın ya da erkek solist oluyor. Arkada basit bir orkestra. Başından sonuna o akıp gidiyor ve her yerde bunu görüyoruz. Kulüp kültürü de ortadan kalktı ve beraberinde konser kısmı da ortadan kalktı. Bu birbirinin paradoksu oldu. Sizin grupla bu son seyahat nasıl geçti? Ya zaten biz daha İstanbul dışına çıkmadık. Bursa'ya gittik. Bursa tabii ben Bursalıyım, Gökçe Bursalı falan filan. O biraz daha aile içinde halledilmiş bir mesele gibi oldu. Büyük bir salonda gösteri yaptık. Yani ses düzeni şudur budur hiçbir problem olmadı. Salonda doldu. Biraz ailevi nedenlerle ama daha çok eski bir böyle 40 yaşının üzerinde bir mozaik seyircisi var. Onlar için biraz nostaljik bir mana olduğu için de doldu. Yani çok büyük bir tanıtım yaparak yapmadığımız için söylüyorum ama doldu salon. Ama ben hani kulüpler öldü kısmına çok katılamıyorum. Çünkü kral öldü, yaşasın kral gibi başka bir şey oldu. Ben bunu hem tiyatro, geçen sene iki tiyatro oyunu yönettim, orada bir esas. Çünkü tiyatroya giden seyirciyle senin doğru, iyi, hoş bulduğun konserlere gidecek seyirci arasında bir benzerlik var. Yani biraz daha doğru dürüst şeyler seyredelim diyen, bir doğru dürüst bir yerde eğlenelim diyen bir seyirci kitlesi var. Bütün Anadolu'da da, Türkiye'de de var. Binlerce oyun yapılıyor. 1500-1200 tane tiyatro oyunu yapılıyor. 600 tanesi İstanbul'da. Hepsi bir salon, hepsi için farklı salonlar var. Salon sayısı inanamadığım kadar artmış. Salonların teknolojisi çok düzelmiş. 800 kişilik, 1000 kişilik salonlardan söz ediyorum. 400-500 kişilik salonlardan. Ve buralarda dolu oynuyor oyunlar. Sinemanın tersine oynanan oyunların %20'si az seyirci alıyor. %80'i dolu oynuyor. Aynı şey konserler için de geçerli. Bir sürü venue açılmış. Ben şimdi bir arkadaşım için hem de Ender Akay ve Murat Cem Orhon bir yeni albüm yapıyorlar. Onlara yardım ediyorum. Onların bir basın gösterimi olacak. Onun için venue arıyorlardı. Yani çıkacak yer arıyorlardı. İşte Beşiktaş'ta İF sahne var. Öbür tarafta bilmem ne sahne var falan. İnanılmaz sayıda kulüp sahne. Yani oraya gidiyorsun, eğleniyorsun, müziğini de dinliyorsun, canlı müzik. Çıkıyorsun, dönüyorsun 2-3 saatlik bir macera alıyor. Böyle yerler açılmaya başlamış. İşte Das Das var evet. karşıda. Evet. Öbür, saymakla bitmez. İstanbul çok büyük. Yani iki tellide başka bir şey var. Orada bir salona gittik. Atatürk Kültür Merkezi'den daha iyi bir salon. Kocaman, dev, her şey var. Bir AVM'nin içinde ama olsun, kusur değil. Salon olsun da. Müşterinin olduğu yer. Evet. Yani ben bunların sayısının da artacağını, demin söylemeye çalıştığım şey de oydu. Hiçbir zaman topluca gidelim ve eğlenelim konusu yeryüzünde değişmedi ve değişmeyecek. Hatta şimdi daha çok ihtiyaç duyuyor insanlar. Onun için mesela sinema salonları, Netflix çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Sinema salonlarına birlikte film seyretme fikri değişmeyecek. O bizim neredeyse böyle insani bir ritüelimiz yani evet, birlikte. İşte müzikte zaten büyük bir dinletisel kayıp var. Yani küçük, basit, dandik şeylerden olağanüstü sofistike müzikler dinlemek zorunda kalıyoruz. Bunun için tam tersine açılacak, açılmaya devam edecek. Başka bir önemli şey var. Senin söylediğine de katılıyorum ama müzisyenler eğer konserden para kazanabilirlerse çok rahat müzik üretirler. Oradan onların hayatlarını kazanabilecekleri, ekmeklerini çıkartabilecekleri, hiç değilse ciddi bir destek alabilecekleri bir gelir yaratmak lazım. Bir de tabii yani bu dönem müzisyeni özgürleştirdi. Daha önce yapımcının tanımladığı yerden üretmesi gerekirken bugün çok daha özgür koşullar üretebiliyor ve ekonomisini de sınırlı olsa bazıları için çok daha geniş ekonomisini de üretebiliyor. Evet, aslında da başka bir şey daha var. Yapımcılık dediğimiz kavram da özüne dönecek. Gerçekten üreten birisi. Yani seni topluyor, onu getiriyor, sana bir şey tarif ediyor, sen ona bir şey tarif ediyorsun. Birlikte müziği yapıyorsun. Yani temelini oluşturuyorsun. Diyorsun ki şu alanda bir şey yapmak istiyorsun. Bak gel onu böyle değil, böyle yapalım. Müzik konusunda gerçekten deneyimi, fikri, müzikal bilgisi olan
ve onun üretimini örgütleyen kişiye biz yapımcı diyeceğiz. Öyle olması lazım. Öyle olması. Yoksa getir şeyini, albümünü, klibini de getir. Evet. Tamam ben bunları yayınlayacağım. Bu zaten yapımcılık dediğimiz şeyin ahlakını bütünüyle yerlerde süründüren şey. Zaten şeye de dönüştü ya, işte YouTube'da bir videosu parlıyor birinin, öyle olunca yapımcılar kapısında birikiyor. Onun kaçtı özgür kalmış ve özgün kısmını koruyabilirse onlar varlığını devam ettirebiliyor. Evet, ona ihtiyaç duymayabileceği halde geliyor. Çok güzel bir film vardır bu konuda. Commitments. Commitments evet, diye Alan Parker'ın bir güzel sinema film filmi vardır. Böyle şeyde İrlanda'da bir genç bir adam, büyük müzik manyağı, çok iyi dinliyor. Adam örgütlüyor. Şöyle bir müzik yapacağız. Yani Irish tarzı blues müziği yapacağız diyor. İngilizce ve blues yapacağız diyor. Tamam, gidiyor oradan şarkıcı, orada kasiyer kız var çok güzel şarkı söylüyor. Onu getiriyor. O şöyle söylemek istiyor. O zaman ona bunu ekliyor. Audition'lar yapıyor. Kapısında binlerce, audition yapıyorum grup kuracağım deyince binlerce işe yaramaz insan toplanıyor. Onları tek 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 deniyor. Bir tanesi müzik yapmak istiyor ama onu roadie olarak alıyor. Çünkü tamam, yapamıyor falan. Ve o müzik grubunu kuruyor, müthiş popüler oluyor. Ondan sonra da hepsinin karakterleri bozuk olduğu için dağılıyor. Ama müthiş bir, yani yapımcılık nedir konusunda gerçekten çok hoş bir örnektir o mesela. Şimdi tabii sen aynı zamanda yapımcısısın, yaptın işte. Evet, öyle oldu. İyi yönetmen ama kötü yapımcılığı konusunda kuşkularımız olan bir yönetmen, evet, yönetmen yapımcı. Geçen gün Diyarbakır'a gittim ben. Ve bizim yıllar önce gidip... Otelde mi? Demir Otel'de mi evet, kaldın? Demir Otel'de kaldım. Çok selam söyleyeyim. Bizim Neredesin Firuze'nin galası Diyarbakır'da oldu. Muhteşem bir şeydi, seyahatti. Otelin sahibi de sağ olsun akşamı da bize Diyarbakır hayatını, işte müziğini göstermek için Eyvan Gecesi düzenledi. Annesinin yaptığı yaprak sarma, teyzesinin yaptığı içli köfte filanlı bir akşam. Hiç işte öyle basit bir şey değil yani, yanlış anlamayın. Yani, muazzam uzmanlarmış yani. Yani ben mesela yani mayhoşluğun, yani yaprak sarmadaki mayhoşluğun sumakla becerildiğini orada gördüm. Daha evet, önce işte bizim damakta yoktu o. Evet. Muhteşem bir şeydir. Sabaha kadar eğlenildi ve kadro kimdi? Bütün kadro oradaydı. Bütün kadro vardı evet, evet. Hala anarlar. Ne zaman gitsem Diyarbakır'a diye o Demir Otel'de kalıyorum. Hala ondan bahsediyorlar yani. Evet, müthiş. Şimdi biraz böyle sinema serüvenine doğru dönelim. İçinde benim de serüvenimin olduğu işte Neredesin Firuze. Kiminle karşılaşsam Neredesin Firuze onun hayatının kült filmlerinden biri. Ya da Hacivat Karagöz neden oldu. Yani bir yönetmenin bu kadar filmini benim kült filmlerimden sayan nadirdir. Bir de tabii sadece o değil. Hani yapımcılığına laf söyledik de öyle değil yani. Sen aslında Türkiye sinemasının kült iki tane filmini kazandırmışlardansın. Derviş Saim'in Tabutta Röveşata filmini yapımcısı İFR ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak evet, filminin de yapımcısı yine sensin. Evet. Biraz böyle şeyden o dönemde senin yönetmenliğe ökündüğün ama yapımcılığını çok rahat yaptığın döneme Ahmet Uluçay'ı biraz bize anlat. Sonra devam ya edelim. Ahmet Uluçay'ın hikayesi maalesef kısa süren bir hikaye. Yani çok daha uzaması iyi olurdu. Çok ben Türkiye'deki sinema yönetmenleri özellikle yeni nesil, eski nesil de dahil ederim arası için çok acıklı bir hissim var. Yaratıcılıktan olağanüstü uzak bir sinema anlayışımız var. Genç sinemacılar yaklaşık 150 yaşında. Böyle geliyor bana. Yani bir girişim, inovasyon, yeni bir hikaye anlatma tarzı, böylece yeni seyirci yaratma falan gibi şeyler yok. Zaten bu senede bunun ceremesini çekiyor. Olağanüstü birbirine benzeyen filmler yine sinemadan seyirciyi kaçırdı ve %40'lara varan bir büyük düşüş yaşıyor gişeler. İlk defa. Yani son 20 yıldır yükselen gişe ilk defa bu sene çok ani bir şekilde düştü. Ahmet Uluçay işte benim umutlandığım, yani tamam çok o zaman da genç sinemacı sayılmazdı ama çok genç bir, kendine has bir sineması olan bir sinemacıydı. Kısa filmlerine bakarak bunu söylüyorum tabii. Bir tane film yaptık. O filmin başında zaten başının belası olan bir hastalığı vardı. O hastalık nüksetti ve film kurguya gireceği sırada hastaneye yattı, ameliyat geçirdi. Arkasından da
kurgu bittikten sonra da neredeyse yani bir sene içinde vefat etti. Ama filmin başarısını gördü. Görebildi hiç değilse. Ben şeydi, Sinema Yazarları Derneği'nin ödül töreninde ödülü birlikte kaldırdığınıza tanıklık ettim. Evet, sonrasında evet. Bizim bugün olmayan Cambaz'da oturup birlikte yemek yemiştik. Evet, aynen haklısın. Çok ilginç bir şeyi vardı Ahmet'in, yani düş gücü vardı. Böyle hem bir de kısaca şöyle söz edelim, bilmeyen seyircilerimiz vardır. Ahmet Uluçay bir köyde, kasabada, Kütahya'nın Tavşanlı kasabasında kimsenin sanatla uğraşmadığı, sanatı dert etmediği bir yerde sinema tutkusunu edinmiş ve orada kısa filmler yapan, oradaki halk içinde ya işte delinin biri herhalde diye düşünülen biri. Bayramda, o bayram özel programını izleyenler hatırlayacaktır. Yüksel Aksu ile bu konuya bir değinmiştik. Yüksel Aksu'nun eşi o zaman Tavşanlı'da doktor, senin de daha sonra ortağın olduğu Deniz Sevinç. TRT 2'de canlı yayınlanıyor. Yüksel'in filmi ikinci oluyor. Ahmet Uluçay'ın filmi birinci oluyor. Şimdi söyleyeceğim cümleyle Tavşanlı'da yönetmenin nasıl algılandığını anlayacağınız bir cümle kuruluyor. Deniliyor ki, Ahmet var ya Ahmet, doktorun kocasını geçmiş. Yani algı bu. Bir yarış varsa anlıyoruz, yoksa sanat değil diyorsun. Evet. Bir de şey yani hani algılama meselesi o çerçevede. Sonra Tabutta Röveşata, yani yine Derviş Zahim'in filmlerinde oynadığım için Derviş Zahim söz konusu olduğunda en çok konuşulan şeylerden biri odur. Tabutta Röveşata mutlaka konuşulur. Hayatımın işte şöyle filmidir, böyle filmidir diye. Orada nasıl... Sen onun bir aşamasında dahil oldun. Tabii. Derviş bizim sektörün en iyi senaryo yazarlarından biridir bir yandan, hani yönetmenliği dışında. Ben de zaten ilk önce Derviş 96'ydı sanıyorum, senaryoyu getirmişti. Çok güzel yazılmış, yani basit görünümlü ama çok güzel yazılmış bir senaryoydu. Ben de ya tamam biz bunu yaparız dedim Derviş'e. Ama o sırada yoğun bir şekilde reklam çekiyoruz, başka bir sürü iş yapılıyor falan filan. Arzu da ediyoruz sinemaya başlamaya artık. Bir türlü ona yetişemedik. Abi baktım bir gün, bir 4-5 ay sonra. Ben çektim dedi, geldi. Fakat çekmiş ama her şeyi yıkatamamış da. Biz bir takım laboratuvar masraflarını üstlendik ki görelim filmi diye. Yaptık, ettik, baktık. Çok güzel görüntüler. Ama bir problem var. O kadar az ve parça parça filmle yapmış ki, mesela oyuncu işte Ahmet Uğurlu koşuyor bir kuşun peşinden, tavus kuşunun peşinden şöyle koşuyor, tak bitiyor plan, sonra bu tarafa doğru koştuğu açı var. İki tane yok yani. Bir tane daha var. Birer tane çekebilmiş hepsinden. Yani kurguda borç, ondan başka... Tabii şimdiki gibi dijital imkanı yok. Evet öyle. Makaralara çekiliyor işte. Evet. 4,5 dakikalık makaralar. Evet. Birilerinden borç alınıyor. Tabii, hatta falan. yarım kutu falan. Dolayısıyla hani kurgu için zor bir şey. Yani başka türlü yani filmi kurguda toparlayayım desen olacak gibi değil yani. Eksikleri vardı, çekemediği planlar vardı. Biz de tamam dedik ya, bu hem hazır neredeyse, bu kadarın altında da girelim. Eksikleri tamamlaması için bir takım imkanlar artık. Bizde vardı film bol miktarda. Laboratuvarla konuştuk falan. Yeni sahneler de eklendi, çekildi. İşte kurgucumuz baktı, Mustafa Preşova o zaman daha yeni sinemada çalışmaya başlamıştı. Bunu adam ederse, toparlarsa bir Mustafa toparlar dedik. O da baktı, eksik bir takım şeyler söyledi falan. Yeniden çekildi ve biz işi Mustafa'ya teslim ettik. Bizde de bir kurgu makinesi vardı o zaman. Avid'in ilk versiyonlarından biri. Ve aslında sonuçta bence tatlı, ben eminim Derviş'in de çok hoşuna giden, onun aklına da çok yatan bir mucize gerçekleşti. Ve Mustafa gerçekten yokluktan yeni bir yapı çıkarttı. O yapı prensip olarak Derviş'in kurduğu atmosfer hiç ters olmayan ama içinde düşünce olan, yani çok güzel bağlanmış şeyler olan, iyi akan bir film çıktı. Bir de ben de sırtımda, Derviş pek bilmez ama sırtımda dağıtımcı falan veremedik filmi yani.
hiç tanınan bir şey yok. İşte Ahmet Uğurlu tanınmış bir oyuncuydu ama o kadar. Sırtımda çuvalla bir şeyden, Özen filmden filmleri alıp sinema salonuna götürdüm. Yani bu bir asaletse ben o hani o kadarını yaptım. Hani filmi sırtımda taşıdım, oradan oraya götürdüm. Yapımcılık buysa yaptım. Vicdanımı kurtardım yani. Tabii şeyin, Tabut Derviş Atan'ın şöyle sektöre de şöyle bir etkisi oldu. Antalya Altın Portakal'ı yarışmaya yetişti ve Altın Portakal'dan ödüller aldı. Şimdi o zamana kadar Altın Portakal konvansiyonel Yeşilçam sinemasını ödüllendiren ve sonraki işte 80 sonrası yine bir art house kuşağını ödüllendiren, onun dışında Derviş'in filmi deneysel diye tanımlayabilecekleri ya da çıkıntı öteki diye tanımlayabilecekleri. O zaman öyle gerilla usulü film diye bir şey yoktu yani. Hem neredeyse öyleydi, hem de konuya böyle yaklaşan filmler yoktu. Evet. Yani ve bir sürü ödül aldı. 14 tane toplam ödül aldı Türkiye'den. Ben şeyi izledikten sonra, Tabut Röveşat ödül aldıktan ve sonra filmi izledikten sonra kendimin film yapabileceğine yönelik inancım yükseldi. Evet, böyle çok. Evet ya. Yani. Çünkü Derviş'e kadar sürekli demek ki bir sürü insan vardı. Projeleriyle gidiyordu. Ya yavrum bunlar olmaz. Gel bak sen yetenekli çocuksun deyip senaryo grupların içinde yok olup gidiyorlardı. Onların içinde yok olmayan iki tane adam kaldı. İşte biri Ünal. Ümit Ünal. Ümit Ünal. Diğeri Cem Aşan. O da son zamanlarda pek üretmiyor ama yani kaybetmeyen, yönünü kaybetmeyenler onlar oldu. Ha bir de Gani Müjde tabii. Yani kendi özgünlüğünü ama orada da bir dahi yönetmen yapımcı olduğu için yani. Ertem İlmez olmasaydı belki o süreci de görmeyecekti. Ardından seni Ezop olarak tanıdığımız filmler geldi. Ne yapalım? Geçti onlar artık. Geçmişten konuşalım. Geçmişten konuşalım. Çayımız gelir. Konuşalım. Yani, evet. Ya yani mesela neredesin Firuze? Ya beni niye oynattın? Konuyu kendine getirme. Sen bana da yazdın. Abi bir dakika, ne demek? Sen Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisin. Çok az fırsatın oluyor. Yani daha yoğun oynamalısın. Ben öyle düşünüyorum ama çok çok ilginç bir oyuncusun sen benim gözümde. Ben biraz böyle oyuncu hastasıyım diyebilirim. Yani hani ünlü olması gerekmiyor ama bir oyuncunun ünlü olması da onun karizmasını değiştiriyor. Yani seyircinin oyuncuya bakışını, oyuncunun kendi kamusal varlığı da etkiliyor. Yani iyi oyuncu olduğunu öyle anlıyor. Yoksa hiç tanımadığı bir oyuncu bir rolü oynasa, eşcinseli oynadım adam eşcinsel herhalde diyor oyuncu. Hmm. Hamamcıyı oynasa tellek herhalde diyor. Otomatik olarak böyle geliyor kafasından. Ama o oyuncuyu sen kamusal alanda bir insan olarak veya bir başka filmden tanıyorsan, o zaman ne kadar iyi oynuyorsun. Yani oyunculuğunu izliyorsun o zaman. Onun için biraz kamusal alanda görünürlüğü olanlar, ki senin vardı, o zaman da vardı aslında, onlar benim özel olarak da ilgimi çekiyor. Şeyin neredesin Firuze'nin bütün oyuncuları öyle. Evet, o zaten biraz medya dünyasının, yani eğlence dünyasının hikayesidir. Orada da aynı şeyi yapmaya çalıştım. Müzikal olarak da aslında o bir dramatürjik karardı. Yani tesadüf bir karar değil de var olan kamusal imgelerle oynayıp, yani arabesk bir şarkıcıyı alıp ona bir Bülent Ortaçgil şarkısı söyletmek, ilk aklıma gelen en önemli örnek o olduğu için söylüyorum rahmetliyi, Müslüm Gürses'i. Onların hepsi seyircinin şaşırmasını ve müziği bir daha düşünmesini. Yani o parçayı ben böyle bir dönüyorum. O zaman müziğin farkına varıyor. Yani yoksa bir şarkı söyleniyor kendisi, ne hoş. Ama bir dönüşüm geçirmiş, gayet iyi tanıdığı bir şeyi bir başkasının söylemesi, oradaki düzenlemenin onun müziğin kendi var olan, yani yapılmış müziği bir dünyadan alıp öbür tarafa transfer, yani aslında uyarlama dediğimiz şey, bizim o hikayenin daha fazla farkına varmamızı ve sanatın farkına varmamızı sağlıyor. Yani oradaki sanatsal dönüşüm dikkat çekiyor. Şimdi seyirci bana bunları böyle anlatamaz büyük ihtimalle. Ama ben eminim, yani böyle bir seyircinin zihni, algıları, beğenileri, arzularıyla oynadığımızın, yani bütün ekipçe bunu yaptık. Ve bunun da kalıcı olmasının, baktık da çünkü filme bak, yani ben neredesin Firuze'nin
mesela 20 kere seyretmiş insanlarla karşılaştım. Biraz cambul cumbul bir filmdir. Bir yani de şey yapıyorlar. İlk film yönetmen ne istediyse koymuş filmlerinden biridir doğrusu. Bir de parti yapıyorlar. Yani parti yapıyorlar. Yani onun DVD'si bir ara toplanmanın ve keyif duymanın. Amerika'da hani bir filmi defalarca izleyen sinefiller vardır. Onun bir başka versiyonu etkisi yaratmıştır. Evet yani işte benim söylediğim şey bugün hani cover diye anılan şey aslında. Hani cover'a biraz daha cesur bir aranjmanla, düzenlemeyle giriyorsunuz. Bütün film bir cover hikayesidir. Bir de bir karnaval filmi aslında baktığımızda. Yani ama bir karnavalda görebileceğimiz renkliliği ve çokluluğu görebiliyorum. Evet, fakat biraz şimdi bir şeyi hatırlıyorum. Márquez'in bu Yüzyıllık Yalnızlık diye bir romanı vardır ünlü. Orada Márquez bir gün işte böyle bir basın kitap imzasına falan gitmiş. Kadın bir de gelmiş ki ben hayranım romanınızın. Her sahne aklımda. Ya o mesela ne kadar fantastik bir elektrikçi geliyor ve etrafında kelebekler uçarak evden giriyor. Çok fantastik. Ne fantastiği ya diyor Márquez. Ben aynen gördüm bunu. Şimdi film fantastik görünüyor. Fakat Un Kapanı müzik piyasası bizim filmden daha fantastikti. Daha fantastik. Biz gördük onları. Doğru. Hakikaten gördük. Hikayeleri tek tek dinledik. Hatta o insanları gördük biz. Yani öyle giyinen tipleri. Yani orada sahne kostümüyle duruyor insanlar. Şarkı aynen söylüyorlar. Öyle. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında çok fantastik yaşayan ama hiç hikayesi anlatılmamış insanlar da onlar. Madem Un Kapanı dedik, Mavi Sakal'ın bir şarkısıyla devam edelim. Un Kapanı'na düştünüz mü siz? Daha değil. Hayır, daha değil değil, geçti artık, kalmadı. Nasıl kalmadı? Bitti. Kalan müzik var. Evet. O hala o, o evet sayılır. Sayılır. Evet. Thank you.
Evet. Senin az önceki aradaki cümlenle başlıyor. Bana moderatörüm dedi ki onu söyle. Ben hakikaten bunun bir büyük orkestra, yani böyle iyi bir yayla, böyle 30 kişilik falan bir büyük orkestrayla. Evet, var. İşte cover şey yapma, kendi cover'ınızı yapmalısınız. Ya aslında şöyle, 98'de bu Londra'da bir senfoni orkestrasıyla kaydedildi. O versiyonu da biraz var. Biraz ondan öyle düşünüyorum. Evet, öyle, bu klipte kullanılan da ona şey yapıyor. Burada duyduğunuz yaylılarla falan o istek geliyor zaten. Ha, evet. Bu böyle olsa, bir de şöyle zengin olsa falan gibi. Evet. Tabii ki biz hani sahnede, yani bu parça çalınmadan biz bir konseri terk edemeyiz. Evet, öyle bir parça. Tabii bu formülle çalmıyoruz biz, yani oradaki enstrümanlar. 6 kişi mi grup? Kaç kişi? 6 kişi. Peki bu parça öyle parçalardan. Evet. Benzeri talep alan, çünkü zaten konser olduğunda insanlar kendi şarkısını dinlemeye gider en çok. Şimdi böyle bir boşluk anı olduğunda da bağırmaya başlarlar şarkıyı. Bizim şöyle de bir durumumuz var. Albümler arası şey çok açık olduğu için gelen kitle, mesela diyelim ki bu Kan Kokusu albümünden iki yol parçası. Kan Kokusu albümünü işte çok ezberlemiş işte kişiler falan. Onlar onu arada da çok uzun süre icraatında görmedikleri için o hasretle geliyorlar. Oradan birçok parçayı bizi çaldırırlar. Yani ne kadarı çaldırırlar, baltaca. Biraz da politiktir ve şeydir. Cesur söylemleri de vardır. O da zamanın ruhuna çok uygun. Çok o karşılık bulan orada cümleler var. Bugüne de uyan. Onun için gelip ve onları da dinlemeden şey yapmazlar. Bu gibi durumda da bizim mesela son yaptığımız işte parçalar daha az ilgi görüyor. Yani çünkü o daha popüler olmuş. Evet. Daha, çünkü yani onları da seviyorlar, söylüyor. Ama yani diğerlerini çalmadan bizi asla bırakmazlar yani. Çok güzel. Evet. Peki şeyden az önce hani bu işte büyük bir orkestra ile çalınmalı dedi ya. Ezel her şeyi büyütmeyi sever. Yani prodüksiyonel olarak büyütmeyi sever. Şimdi beni tanıyan birisiyle konuşmak da iyi bir şeydi, evet, biliyor musun? Yani düşün ki... Pislikleri de biliyorlar. Evet. Her şeyi de biliyorlar. Yani Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Yani niye öldürdüler abi adamı, tamam mı? Ne güzel adamlardı. Evet. Dev bir proje oldu ve beraberinde de yol açıcı oldu. Yani Türkiye sinemasına ve televizyonculuğuna bir dönem filmi yapılması düşünüldüğünde yok canım yapılamaz bu işler dedirtirken, sizin filminiz bu konuda yapılabileceği, özel efektlerle de yapılabileceği, sanat yönetimiyle de kurulabileceği konusunda bizim önümüze gelen çok kıymetli bir fırsat oldu. Yani ben Lezzet Tarikatı diye bir roman yazıyordum 17. yüzyılda geçen. Aslında film olarak düşünmüştüm. Film olarak yapılma ihtimali yok. O yüzden roman olarak yazıyorum. Kaç yıldır uğraşıyorum onunla. Daha erken davranmış, çekmiş olsaydınız ben film olarak yazar, belki çekmiştim de şimdiden. Evet, doğru. Bu çerçevede büyük bir etkisi oldu. Müthiş bir organizasyon yaptınız. Evet. Biraz söz eder misin? Vallahi şöyle düşünüyorum. Bugün baktığımda çok daha iyisini yapabilirdim. Çok az para harcadık. Yani harcayabileceğimiz ancak bu kadardı. Ki yani sonuçta o da bütçe olarak işte 3 bugünün parasıyla, bugünün parası demeyeyim, o günün parasıyla 3,5 milyon liraya falan mal olmuş bir işti. İşte bugünün parasıyla 7-8 milyon liralık bir iş aslında. Fakat o yetmedi aslında. Yani dekoru, kostümü, organizasyonu falan daha uzun kurulması, daha uzun çekilmesi, daha uzun kurgulanması gerektiğini yani o zaman da farkındaydım ama yapılabilecek bir yere çekmiştik. Ondan sonra bu projenin ilham verdiği insanların yaptığı projeler benim gözümde çok sakil işler oldu. Tarihi film gibi görünen ama hamaset dışında tarihin hiçbir, yani resmi tarih filmleri oldu. Büyük bir çoğunluğu. Yani özellikle kaybolmuş dönemleri kastediyorum. Yakın dönemlerdeki, yani 1900'den sonraki hikayeleri anlatan filmlerde biraz daha başka türde içerikler var ama hamaset dışında ve büyük bir art direction özensizliği olduğunu düşünüyorum. Yani hayırlara vesile olmadı. Yani gücü yetmedi. Bir de göz korkuttu. Mesela bu filmin gişesinin düşük kalması benim de başka tarihi projelerinde çok önünü kesti sonradan. Ama yani seyirci... çok küçük bir nedenle böyle bir, evet, sonuç oluştu. Ondan da söz edelim.
Yani aslında kopyaların ses sorunu hızlı bir şekilde, yani çok teknik bir sorun, yayıldı diye düşünüyorsun. Büyük bir sorun oldu diye biliyorum. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Ben de bunu böyle düşünüyordum. Yani orada bir teknik problem oldu. İlk çıkan kopyalarda bir arıza vardı. Geri geldi, gitti falan filan. Fakat öyle değil. Çünkü Türk sinemasında çok ilginç bir istatistik var. Yani şaşırtıcı bir şekilde değiştirilemeyen bir şey. Bu gerçek istatistik böyle olur zaten. Sinemaya nasıl gidiyoruz? Biz, bütün Türkiye'deki sinemacılar biraz dağıtımdan falan anlıyorlarsa şunu biliyorlar. Birinci gün, cuma günü giriyor filmler. Hadi diyelim ki cuma cumartesi. Cuma cumartesi günü sinemaya giden insan sayısı kesinlikle ne gişe yapacağınızı söylüyor size. İlk seans diyorsun. İlk seanslar. Hı-hı. İlk seanslardan bile ne olacağını anlıyorsunuz. Şimdi seyirci senaryoyu okumadı. Filmi görmedi. Neye gidiyor? Şimdi herkes diyor ki ya onun konusu biraz seyirciye ağır gelir. Hiç öyle bir şey yok. Ağır gelip gelmemesiyle hiç ilgili değil. Seçici bir seyirci var. Neye gideceğini biliyor, tercih ediyor. Hepimiz seyirci olarak seçeceğiz. Çünkü para vererek gideceğiz. Tabii. Yani ay bugün canım yani ağır film seyretmek istemiyor diyoruz mesela. Ya bilim kurgu filmine gidelim diyoruz. Veya ne bileyim işte çocuk sıkılır bilmem ne diyoruz. Hanımla gideceğiz diyoruz falan filan bir sürü şey. Veya arkadaşları toplayalım biraz geyik yapalım diyoruz. Güleceğimiz bir şey gülüyoruz. Şimdi seyirci yalnız, bütün dünyada da bu gerçek bir şey. Yalnızca yalnız ön bilgiyle gidiyor. O ön bilgi fragmanlardan kaynaklanıyor. Afişlerden, posterlerden kaynaklanıyor. Konuyu tanıyorsa biliyor. Yani konu işte ne bileyim Çanakkale Savaşı ise değil mi? O konu neyle karşılaşacağını bilerek gidiyor. Oyuncuları tanıyorsa onlarla gidiyor. Yönetmeni de tabii o da oluyor biliyor. Yönetmeni tanıyorsun. Ama bu saydıkların tamamı Hacı Vahit Karagöz neden öldürüldüğü için iyi olması yani. Gerekir. Ben de öyle düşünüyorum. Ben reklamcı pazarlama iletişimden geldiğim için ben de öyle düşünüyordum. Fakat bugün öyle düşünmüyorum. Bir, adı Hacı Vahit Karagöz, altında da neden öldürüldü yazıyor. Filme bakıyorsun Hacı Vahit Karagöz. Hacı Vahit Karagöz filmine gidelim diye bir şey olabilir mi? Hacı Vahit Karagöz. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Hacı Vahit Karagöz çok popüler bir kültürel öğe. Hayır değil. Hacı Vahit Karagöz kimse seyretmiyor. Tabii köhne bir algısı kimse var. Kimse Hacı Vahit Karagöz seyretmiş değil. Bir tek Ramazanlarda televizyonda Hacı Vahit Karagöz oynatıyor. Çocuklar seyrediyor sıkılarak. Bir de şey çok gibi. Küçük çocuksa bir falan deyince bak. Yoksa Tom ve Jerry'den tut bilmem neye kadar acayip çizgi filmler var. Onları seyreder. Biraz şey gibi. Hacı Vahit Karagöz yani gölge oyunu neyin mezarlık hatırlatıcısı gibi. Çok geride kalmış ve sakil bir kültürün. Çünkü bugünün jenerasyonu yani ki bir kendimizi de katabiliriz buna. Hacı Vahit Karagöz diye sulandırılmış metinler izlediler yalnızca. Yani Hayali Küçük Ali'nin bilmem ne ilk metinlerin ondan öncekileri falan kimse bilmiyor. Yok kayıtları da yok zaten. Yazılı şeylerin de sayısı çok az. Yani Hacı Vahit Karagöz değersiz bir eğlence türü eğer biliyorsan hayatında hiç Hacı Vahit Karagöz oyunu seyretmemiş bir genç bir kitleye gitti bu. Burada bir hata var. Yani ben ismini değiştirseydim, İngilizcesi mesela gölgeyi öldürmekti. Bu bile daha çalışabilirdi. İkincisi, ben varsaydım ki Hacı Vahit Karagöz'ün, efsane onlar ya, öldürüldüğü biliniyor. Efsane öyle diyor. Bunlar halbuki şaka yapmışlar. Kalbimizde yaşıyormuş. Şaka yapmışlar. Yok şaka yapmışlar. Önce beğenilmiş, sonra camiyi geciktirdikleri için kelleleri vurulmuş. Öldürülmüşler. Ben de neden öldürüldü diyorum. Ne kadar cinim. Değil mi? Seyirci onu merak edecek. Ama öldürüldü de küçük yazmışız. Posteri de bütün bu söylediklerimi sanki düşünmemişiz gibi karikatürize bir poster yapmışız. Yani Haluk Bilginer'le Beyazıt'ı böyle garip bir şekilde hoş, aslında çok hoş görünen bir ama karikatür gibi görünüyorlar. Şimdi bütün bunlar seyircinin bir kere ya ben şimdi beni kandırıyorlar. Ondan bizden önce de şey çıkmıştı zaten yanlış hatırlamıyorsam. Keloğlan. Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Keloğlan çıkmıştı ondan sonra önce de. Ya kandırıyorlar bizi. Hani var şey ya. Orada mesela bugün olsaydı bu dediklerin hiçbiri adı böyle olsa, bütün bunlar böyle olsa algılanmayabilirdi. Çünkü bugün fragmanla karşılaşıyor sürekli. O zaman sadece evet, televizyonda ya da sinemada karşılaşabiliyordu. Doğru, aynen öyle. Şey,
fragmanı çok güzel bir fragmandır evet. aslında. Yani içinde ne olduğuna dair. İşte ne bileyim mesela Avrupalı, Amerikalı yapımcılar seyrettiler. İki oyuncu da harika buldular. Ama Beyazıt bir televizyon sunucusu, talk showcu idi. Mesela hiç onu ay aman ben talk showcunun filmine gitmem diyenler oldu. Ben bunu tahmin etmiyordum. Olağanüstü oynamıştı üstelik. Çok çok iyi oynadı. Yani. Müthiş iyi oynadı. En iyi i̇şte bir de oyuncuları ben arasında sayarız. Hani iki tane böyle talk showcu oynasın istedim. Yani Haluk Bilginer aklımda başından beri vardı. Bunu yapar diye düşündüm ama verdiğim örnek iki tane gösteri yapmaya alışmış komedyenin. Olmaz. Ki hani onlar da öyle çünkü. Evet. Bütün bunlar, bütün bu akıl yürütmeler garip bir sosyolojik yanlış analize dayandı. Şimdi dolayısıyla sen bakıyorsun yolda Hacivat Karagöz posteri görüyorsun ama evet. çocuk filmi. Arkamızda bakınız. Diyebilirsin. Bu kalsın böyle. Arkamızda şimdi artık bu bir tarihi vesika olduğu için başka bir gözle bakıyoruz. Filmi seyrettiğimiz için falan filan. Filmi hatırlıyoruz buna bakınca. Evet. Halbuki o zaman film diye bir şey yok ortada. Evet. Yani garip başka türlü bir zihniyetle tanıtım yapmak lazım. Doğru. Seyirci asla senaryoyu, hikayeyi bilerek ve onu isteyerek gitmiyor. Ben senin dediğine benzer şeyi yıllardır arkadaşlarımla paylaşırım. Şunu söylerim. Şimdi aslında sen reklamcı olduğun için çok iyi biliyorsun. Aşkla bağlanılan markalar vardır. İşte bir ürün diyelim, KRT diye bir şey, kupa çıkacak. KRT kupalarını takip eden biri ilk KRT kupasının nerede çıkacağı haberini alır ve koleksiyonerleri haberdar eder. Onların hepsi ilk çıkacağı gün gitmeye karar verirler. Önünde kuyruk olurlar onun. Yani takipçisidir. İşte bu aslında telefonlarında falan oldu. Evet. Sinemada da bu böyle. Hani şeyde marka konuşmayayım diye evet, kendimiz markayız. Kendi markamız var diye ona girdim. Mesela bir de şöyle bir şey var. Ne istediğini bilen bir müşteri var. Bir seyirci diyerek sanattan söz ediyoruz ya. Şöyle düşün. Herhangi bir tekstil firmasının içine girdiğinde takip ettiğin bordo bir şey almak istiyorsun. Bordo tonlarındaki sadece tam da bu istediğin bordoya elin gitmiyor mu? Onun yakasını görmek için. O bordoya da bakayım buna da değil. Tercih etmişsin. Kareli bir gömlek almak istiyorsun. Kareli gömleklerin, mavi kareli gömleklerin içindeki o tam istediğin maviye gidiyor. Öbürünün yakasına bakmıyorsun bile. Seyirci de öyle. Bakar bakmaz anlıyor. İsmail Güneş'in çok güzel bir lafı vardı. Bunu anlatmak isterdim ona. Yazdım da ama o şeyde gitti. Diyor ki hadi ben kötü bir film çektim onu biliyorum. Seyirci bilmiyor. Bilmiyor da nasıl gelmiyor diyor. İşte bu nedenle gelmiyor. Yani daha en başından itibaren informasyondan, ona gelen bilgilerden gidip gitmeyeceği ile ilgili bir satın alma davranışını, satın alma kararını veriyor. Çok acayip. Bir de yani bütün dünya, şimdi bunu müzik için de söylemek lazım tabii. Bütün dünyada büyük endüstriler, müzik ve sinema endüstrileri şunu öğrendiler. Esas parayı reklama harcıyorlar. Filmin bütçesine hani 500 bine çektin. Hiçbir önemi yok onlar için. Bu film kaça tanıtılır? Yani parayla hesaplıyoruz ama önemli değil. Tanıtmak gerekiyor yani. Haber vermek gerekiyor. Evet. Bütün şimdi sinemada konser yüzünden müzik de çok kitlesel seyirci gerektiriyor. Onlara ulaşman gerekiyor. Demen gerekiyor ki burada çok güzel bir film ya da çok güzel bir konser olacak. Bunu anlatmanın çeşitli tabii ki araçları var, pazarlama araçları var. Ne kadar ahlaksızlık yapacağına da sen karar vereceksin. Yani yalan da söyleyebilirsin. İşte bir tane tren patlama sahnesinden başka bir halt yoktur filmde. Onu anlatırsın, dayarsın. Bir şey var diye gelir seyirci. Böyle çok sükürt ayağına uğramış seyirci. Tanıtım var. Diyorsun. Tam da o kadar doğru bir yerde programımızın bitmesine neden oldun ki. Çok iyi. Bağlamı var. Şimdi ne dedi? Tanıtmak reklam bütçesi dedi. Siz de şimdi bunu sosyal medyada paylaşmalısınız ki bizim bu program izlenir olsun. İzlenir olduğunda arzu ettiğiniz konuklar da gelir olsun buraya. Yoksa gelmeyiz. Para almadan gelmezler. Evet. Peki son bir şeyle bağlayalım. Madem reklam dedik, sen lütfen Instagram'daki hesabından söz et bize. Nereden ürünlerini görebilirler senin? Evet, ürünün ismi K ile yazılan. Instagram hesabı da yani mikrop bıçakları. Oradan takip edebilirler. Zaten iletişim oradan oluyor, şu şekilde oluyor. Orada modelleri görüp, beğenip bana yazıyorlar ve işler öyle gelişiyor. Model peki, de gönderebiliyorlar mı? Gönderebiliyorlar. Ama aynısını yaptır. Ben diyorum ki yani bunu bana yap, mesela öyle şeyler oluyor. Bir şey yapalım,
kucağa geliyor. Diyorum ki bunu bana yaptırmanıza gerek yok, şuradan alabilirsiniz gibi. Ama ondan sonra ikinci safhaya geçiyoruz genellikle. Aa, size başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Oluşturalım beraber gibi. Peki, onun üzerinden. Süremiz bitti ama isim verdin mi bıçaklara? Modellere mi? Hayır. Bıçağın kendisine. Kendisine işte crop. Hepsinin hayır. Yani mesela yani bu model... bıçağın, bu, o bıçağın bir eli var mı? Abdullah. Adı var mı? Ha, yok. Peki, şöyle. Onlardan bir tanesine isim verir misin? Ezel. Verelim. Ezel. Modellerden birinin ismi tabii olsun. Ezel'den alalım ismi. Ben başladım ona ve tabii baş edemedim. Bir yere kadar yani ben geldim. Buna mesela Ejder derim. Ejder. Ejder. Bir yan tut onu Ezel. Şöyle. Evet. Heh. Ejder. Bakayım biraz da. Hafif dımeşkileri görünsün. Şu ekmeği ben bir isim vermek istiyorum o zaman. Ekmek şuna, bıçağına. Ekmek. Evet. Mesela şunun var. Bunun adı zebra. Çünkü zebra, zebra deseni evet, var. Doğru. Bunun adı zebra. Görebiliyor muyuz? Bunun adı öksüz doyuran olsun. Ve yoksulluk içinde bulunan herkesin karnını doyurabilen bir ekmek bıçak olsun. Bıçak olsun. Değdiği ekmek oraya rızk getirsin. O rızk paylaşılabilen bir rızk olsun. Bölünüp yenilebilen. Bölünüp yenilebilen. Olsun diyoruz hep beraber. Evet. Rıza Sönmez'le mevzu bitmez. Rıza Sönmez'in konuklarında mevzu bitmez. Bir sonrakinde görüşmek üzere.